Kıymetli arkadaşlar, Eylül'ün 26'sındayız. Bahsettiğimiz gibi bazı televizyon programları, belgesel çekimlerimizden kaynaklı sürekli ülke içinde geziyoruz. Çalışma yaptığımız aralığımızdaki sahamızdaki ballarımızı bile yeni yeni almaya başladık. Şu anda Eylül 26. Bir tanesini sizlerle beraber almak istiyorum şimdi. Tatlı kovan. Bunları hep beraber baktık. Biliyorsunuz bu arada YouTube kovanımızla alakadar bal hasadını da yapmıştık. Oradan da bal talep edenlere yine YouTube kovanında teklif usulü olacak bir hayır kurumuna bağışlayacağız. Ürünü alan kişinin de hangi kuruma istediğini varsa ona vereceğiz. Onu daha detaylı bir açıklama yapacağız ama. Bir hasat nasıl yapılıyor? Ballarımızı nasıl alıyoruz? Yıllık emeğimiz ne? Şimdi her şey sıfırdan tek tek göstererek başlayacağım sizlerle kıymetli arkadaşlar. Bu yılınki bal hasadımız. Evet, biraz körümüzü yaktık. İçerisine mandalina kabuğu, portakal kabuğu koyduk. Biraz çalımız da yaptık. Tabii sohbet ederken biraz haliyle körümüz de geçiyor. Sevgili arkadaşlar, artık sonbahar mevsimindeyiz. Tabii ki biraz geç kaldık. Aslında balımız daha güzel, kaliteli bir bal oldu fakat sonbahar bakımlarını bir an önce geçmemiz lazım. Bizler de televizyon çekimlerimizden dolayı maalesef biraz ara verdik. Hatta şu anda ufak ufak yağmur damlaları daha yatıyor. Şöyle bismillah diyelim bakalım. Evet, çalılar, çırpılar, hızlı bir tutuşturacak ne varsa yaptık. Şöyle birkaç tane portakal kabımız vardı. Onları da içine attık ama biraz daha olsa daha da güzel olacaktı. Evet. Burada rüzgar var. Sizler de hissediyorsunuz muhakkak rüzgarı. Hafif bir duman da şöyle. Onları da fazla üzmek istemiyorum. Aslında daha doğru yapılacak olan işlem şu. Şunu buradan bir an önce çabuk bir şekilde alabilirsem. Eğer arıya zarar vermeden. Evet. Bunu buraya koyacağım. Şöyle. Bismillah. Evet, bayağı da iyi. Evet. Kolonimizin durumu güzel. Maşallah. Keyifleri çok güzel. Şimdi son çıtadan bakmak istiyorum. Sizle beraber. Bismillah. Evet. Bayağı da yapıştırmışlar. Evet. Biraz da onlara. Evet. Evet. Fazla da zarar vermek istemiyorum. Bu kısım bal. Fakat burayı henüz sırlamamışlar. Bu makineye konulup sağım yapılabilecek türden bir çıta kıymetli arkadaşlar. Yani ancak makineyle sağım olacak. Petek bal olarak kullanılacak tam bir bal değil. Bu sebepten bunu şimdilik şöyle tutuyorum. Bunun için ayrıca bir değerlendirme yapacağım. Hatta şöyle bir boş bir kat alıp geliyorum. Evet. Boş bir kat aldım. Onu şöyle koyalım. Burada dursun. Evet. Bunu buraya koyuyoruz. Kolonimize bakmaya devam edelim. Arılarımız genel olarak sakin. Ama rüzgar hatta yağmur çiselemeye başladı. İnşallah onları da fazla üzmeden hasadımıza tamamlayabiliriz. Propolis yapmışlar. Bakın şu kısma. Evet, yine güzel bir bal. Burada şöyle göstermek istiyorum. Doldurmuşlar. Gayet de keyifli. Bu petek bal olabilecek kıvamda. Arka tarafı ise sevgili dostlar, bu bir siyah bir petek. Kara bir petek. Esmer petekleri biliyorsunuz kullanılmış, eski, geçmişte olan bir yaşam döngüsü olan petekler. Daha önce anlatmıştık. Arılar yumurta atarlar. Ve her yumurta atışında orada esmerlik oluşur, gömlek kalır. Ve bu zaman içerisinde petek esmer, daha sonrasında kara petek olarak yer alır. Kıymetli arkadaşlar, bunun lezzeti başka. Ben esmer peteği çok seviyorum. Tabii ki tercih etmeyenler de var. Sarı petek olsun isteyenler de oluyor ama benim için esmer petek biraz daha aroması ve farklılığı biraz daha özen oluyor. Aslında esmer petekte hille biraz daha az olur. Yani çünkü bir yaşam döngüsü vardır. Yılların vermiş olduğu bir yaşam döngüsünün gereğidir esmer petek. Kolonide kalmışlılığın
yaşamışlığının bir delildir. Sarı petek biraz daha o yılın yeni ürününün mahsulü gibi düşünebiliriz biraz daha. Hiç yumurta atılmamış, direkt bal olarak konulmuş bir petektir sarı petek kıymetli arkadaşlar. Bunu keseceğiz. Nasıl keseceğiz? Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet, fazla da zarar vermek istemiyorum. Örneğin şu kaplara koyuyoruz. Biz kendimiz. Bunlar yine içi sırlanmış kaplar. Bunları keserek ortadan ikiye ayırarak bakın şu şekilde bir ürün ortaya çıkıyor. Ve kıymetli arkadaşlar maalesef petek balları özellikle çiçek ise zamanla kristalleşmeye başlıyor. Yani içeriden donmaya da başlıyor. Bu da doğal gerçek bir bal olduğunun delildir. Çiçek balları kristalleşmek zorundadır. Bunu bir kez daha sizlere ifade edeyim. Her zaman. Evet. Ballarımızı bunu alacağım. Neden alt kattan başladım? Çünkü üst kattan başlasaydım tek tek her defasında aynı arıyı defalarca kez silkeleyecektim. Ama şimdi öyle yapmayacağım. Şimdi sadece direkt bu koloniyi bu şekilde silkeliyorum. Ve hemen onu fırçalayacağım. Evet. Şöyle fırçasını da alıyorum. Üzerindeki arıları aşağıya atıyorum. İstersek süzme makinemizde, istersek petek bal olarak bunu kullanacağız. Kolonimizde tabii arılığımızda hızlı olmak zorundayız. Hızlı olmak yağmacılığı da engelleyecektir. Bizim koloni çalışmalarımız yağmacılık konusunda da ıslahlarımız devam ediyor. O yüzden sonbahar mevsimi olmasına rağmen yağmacılık refleksi az ve sakin bir koloni gördüğünüz gibi. Şimdi diğer peteğe bakıyoruz. Nereye kadar balımızı alalım sorusuna da bir cevap vereceğiz şimdi. Nereye kadar balımızı alalım ona da bakacağız. Bu da çok güzel. İster süzme bal, İstersek de petek bal olarak değerlendirilebilir. Gayet güzel. Evet. Tabii onları fazla da üzmek istemiyorum. Biraz körük yaptık ama arada önlem olsun diye ufak ufak körüklere devam edeceğiz. Bunu da böyle koymak istiyorum. Dengelemek amaçlı. Evet. Şöyle bismillah diyelim bakalım. Çalı çırpı yakıyoruz. Defne, okaliptüs yaprağı. Aynı zamanda doğal bir varroa mücadelesi şeklinde yapıyoruz. Bunu da alalım. Kolonimizden. Maşallah. Bu ise sarı. Bakın. Az önce bahsettiğim gibi yumurta atmadığı ve sarı bir petek isteyenler için sarı bir petek. Gayet de güzel. Bunu da silkeliyorum. Evet. 2020 bal hasadımız. Kıymetli arkadaşlar. Tabii biz kendi bal üretim sahamızdaki sahımlar yapıldı. Ekip yaptı. Fakat özellikle Van'da maalesef pandemiden dolayı biraz uzun kaldık. Uzun bir süreç yaşadık. Çünkü dönüşümüz biraz normalden fazla sürdü. Çünkü oradaki koşullarımız, video çekimlerimiz, çalışmalarımız bize sıkıladı. Bakın bunu da alıyorum. Çıtaları beraber açıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında ilk kez. Yani öyle şimdi yapıyormuş, öyleymiş böyleymiş hissi olmadan. Bakalım bizim bu kızlara. Burada çok güzel polen var. Harika da bir bal var. Ballı polenli. Şimdi bakın, kural. Şurada poleni görüyorsanız bilin ki bunun tam karşısında yavru arı vardır. Bu bir kuraldır. Polen gördüğünüz yerin karşısı her zaman yavru arıdır. Bunu kıymetli arkadaşlar ellemeyeceğim. Arıma bırakacağım. Aslında çok güzel bir bal. Bakın burası da bal. Ama bizim için önceliğimiz neydi? Yani önceliğimiz her zaman bal değil. Arılar. Biz onları seviyoruz. Onların doğaya vermiş olduğu hizmetin farkındayız.
kıştan çıkmaları için de onlar için çok önemli. Özellikle bakın 1, 2, 3, 4, 5 bu da 6 çıta. Kapalı yavruyu gördük mü duracağız. Ne olur sağmayın. Abi biz sağıyoruz işte bal kaç para o sizin tercihiniz ama bu işin etik kuralında kapalı yavruyu gördüğünüzde durmak vardır. Bakalım bunun tam karşısına bakalım. Kapalı yavru olduğunu düşünmüştük. Bakalım tam karşısına bakıyoruz. Evet gördüğümüz gibi kapalı yavrular. Tam karşısında. Şu an ben günlükleri de görüyorum aralarda. Keyifleri güzel. Öyle bir sağlıkları çok güzel. Maşallah her şeyleri güzel. Varroa mücadelemizi biliyorsunuz doğal yöntemlerle yapıyoruz. Ben şu ana kadar herhangi bir varroa görmedim. Ama bir taneymiş, iki taneymiş, beş taneymiş. Bunlar görülebilir. Hiç de sorun değil. Bu arada sizinle sohbet ederken ana arıyı da görebilir miyim diye hızlı bir şekilde bakıyorum. Diğer çıtalara bakmayacağım. Sadece bir tanesine daha bakabiliriz şimdi sizin hatırınız için. Ama kalanını pek huzursuz etmeyeceğim. Gördük gördük, göremedik. Zaten günlükleri gördük. Sonbahar bakımları yapacağımız zaman bunları tekrardan bakacağız. Maşallah o kadar keyifliler ki, o kadar güzel ki. Bunları böyle görmek beni o kadar mutlu ediyor ki anlatamam. Evet. Bakalım. Son bir kez de şuna bakalım. Sadece ana arasına bakalım. Burada da olabilir. Ama bir kez buna bakalım ne olur ne olmaz diye. Rahatsız etmeyeceğim onu fazla. Evet, hava serin. Bismillah. Evet. Çok güzel. Larvalar var, günlükler var, yumurtalar var. Evet. Biraz kızdı bizim kızlar. Evet. Ana arıyı şu an göremedim. Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Büyük ihtimalle diğer çıtalarda. Daha işimiz var çünkü bu kovanla. Biraz strese sokacağız onu. Üzülecek. O yüzden çok da fazla görmeyeceğim. Evet. Bismillah. Şunu da böyle kapatalım. Onlara kıyamıyorum. Bir tanesine daha zarar gelsin istemiyorum ama elbet arada sıkışanlar, ölenler bunlar olacaklar. Arıcılarımız bilirler. Genelde yeni başlayan arıcılarımız biraz bu konuda endişe ediyorlar. Arı kaldı orada, arı öldü gibilerinde ama bunlar zamanla kapak arısı olsun, tam çıtaların olduğu yerlere denk gelen kısımlar olsun. Maalesef bu şekilde kayıplar oluyor. Elbette biz de istemiyoruz ama bazen hızlı olmak lazım. Yani bir tane ölmesin diye bakarken yaklaşık bir çıtayı komple yok etme durumu da söz konusu olabiliyor. O yüzden hızlı olmak, seri olmak bu işin en güzeli. Kıymetli arkadaşlar, buraya kadar bunu tamamladık. Şimdi güzel bir konudan bahsedeceğiz. Bakın şu tam arkasında polen vardı. Ana arının yavru atmasını istiyorum. Yavru atmasını istediğim için de ona yavru atabileceği kalitede sağım yaptığımız arılığımızdan kalan şöyle petekleri koymak istiyorum. Kemerli. Aslında bunu bakın polenli kısmını şu şekilde alırsam eğer bunu buraya koyarsam buna bu tarafına polen bu tarafına da yavru atacak. Esmer. Artık yavaş yavaş sonbahar yaklaşıyor. Mümkün mertebe bu ilk 5 peteği kıymetli arkadaşlar her zaman esmere çevirmeye çalışacağız. İlk 5 peteği. Yapılan bütün istatistiklerde sonbahar ve kış ayında yani kıştan çıkan yüzlilik oranı esmer peteklerde her zaman daha yüksektir. Sarı petekte arı daha güzel kışlayamıyor. Bu sebepten dolayı tekrar edelim. Kışlamak için esmer peteğe yapacağız. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın biz sağım yaparken spatula olsun. Mesela şöyle bir saklama kabımız var. Bakın balımız kristalleşti bile içinde. Yani şunları isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Sizi çok rahatsız ediyorsa. Ama ben bunları kıymetli arkadaşlar içerisine bazen stok yaptığı için üst taraflardan birbirlerine de geçiş sağladıkları için boş bırakacağım. Yani bazen bunları almamakta avantaj olabiliyor. Şöyle biraz daha bir körük yardımıyla onları sakinleştim. Yani bir tane de böyle saklama kabı olsun ki bunu daha sonra eritip ballarını da tekrardan arıya verebilirsiniz. Bunu da göstermek istedim sizlere. Evet. Şimdi gelelim asıl ballığımıza. Ballığımızdan önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burasını da tamamlayalım.
Peteklerle tamamlayalım. Şöyle güzel peteklerden koyalım. Evet. Yine ballı. Ama yumurta atabileceği şekilde. Bakalım onların sevecekleri şöyle. Hatta bakın şurada polenli bir petek. Çok da güzel. Onu da böyle koyuyorum. Bunu ona tamamlayacağım. Evet. Bunu on çıta haline getireceğim. Bu arada tabii ufak tefek saldırılar yapıyorlar. O kadar olsun. Bunu da buraya koydum. Şu anda 10 çıtayı tamamladım. Ağzı açık kalmasın diye kapatıyorum. Çünkü yağmacılık önlensin diye. Evet. Şimdi gelelim ballığımıza. Ballığımıza dedik ya, üstten sürekli kıymetli arkadaşlar tekrar tekrar silkelememek adına alt katı bitirdim. Bilerek bunu yaptık. Çünkü buradan başlasaydım silkeleyip silkeleyip belki aynı arıyı defalarca kez silkeleyeceğiz ve daha da büyük bir stres oluşacaktı. Bundan dolayı şimdi ballığı ayrı tutuyoruz. Evet. Birkaç arı bana kafaya taktı. Bismillah diyelim. Şöyle beraber açalım bakın propolis ile beraber. Evet. Evet. Yine onlar için vitamin beslemesi. Bakın buzdolabı poşetiyle verilmeli ve alınmalı. Alınmamış, çok uzun zaman kalmış. Ve maalesef bu şekilde arılar da burada ölebiliyor. Tabii ki biz bahsettiğim gibi biraz zor oldu gelmemiz arılığımıza. Uzun zamandır burada yoktuk. Yine varroa şeritlerimiz. Bakalım bismillah. Başlayalım bakalım. Neler çıkacak? Hep beraber gözlemleyelim. Şöyle. Biraz zor oluyor ama. Evet. Bu arada şuradan başlayalım. Evet. Evet. Biraz yaraladık onu ama. Evet, kasnaklı bir bal. Gayet güzel. Bakın bu kısmı şöyle güzel. Burada yaraladık onu. Bunları kasnaklarını taktık biliyorsunuz. Telle tutturduk. Kendileri tamamen doğal bir şekilde petek örerek ürettikleri bir bal. Gayet de mükemmel olmuş. Bunu şimdi silkeleyelim. Tabii çok şiddetli bir rüzgar var şu an. Ufaktan yağmur çiseliyor. Bu iş için yapılacak uygun bir zaman değil. Ama sizlere de göstermek istedik. Artık vakit kalmadı. Eylül'ün dahi sonlarına geldik. Evet. Eşimiz, dostumuz da ballarımızı soruyorlar. Tabii ki ballarımıza ulaşmak isteyenler hem az önce gösterdiğim şekilde petek bal ya da bu kasnaklı ballardan da ulaşmak isteyenler ürünlerimizi sattığımız tokurcun.com diye bir sitemiz var. Oradan temin edebilirler. Kardeşlerimiz ekip olarak ilgileniyorlar. Oradan temin edebilirler. Tabii ki bunlar bizim ballarımız, kendi ballarım. Ama tüketicilere buradan seslenmek istiyorum. Balınızı illa arıcıdan alın. Bu Soner olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Arıcıya güvenebilirsiniz. Balınızı birinci elden alın, tüketiciden alın. Çiçek balları donar, petek balları donar, kristalleşir. Arıcılar ham bal donar, ham alın, işlenmemiş bal alın. Devam edelim. Böyle. Evet. Evet, şöyle biraz daha. Evet. Evet, biraz düşürdük. Ağır geldi. Bakın. Hatta şunu bir tane kasnak alalım. Evet. Hemen arkadaşlar açıyorlar. Şöyle koyabilirsin. Hem kameramanımızı çekiyorlar. Şöyle alayım. Maşallah ağır tabii ki. Çok da güzel. Şöyle arısını silkeleyim. Kızlar çıkın bakalım şöyle güzel kızlar. Evet. Balımı şöyle koydum. Şuna bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Şöyle kasnağını da koyalım ki. Hani şöyle yapalım. Balının kasnaklı bal olduğu bilinsin. Bakın burası propolisli kısmı. Yani kasnaklı bir bal olduğu bilinsin istiyorum. Evet. Şu mumu buraya koyalım. Evet.
Yani kasnakla üretilmiş güzel bir bal. Çok güzel oldu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu balın keyfine bakar mısınız? Bu kızlar, Allah'ın bu güzel nimetleri. Hemen bunu da kapatıyoruz. Şöyle kapatıyorum. Bunu koyuyorum. Bu arada bunu da alalım o zaman. Evet. Bunları içi gıda sırrıyla kaplı kıymetli arkadaşlar. Bunları üreten değerli dostlarımız var. Onlardan alıyoruz. Şöyle bakın. Bunu da şöyle sağ salim olabilirsem eğer buradan. Evet. Haydi bakalım bismillah. Oh 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 oh. Ya geçen sene yemiştim ya. Yani bana çok gülmüşlerdi. Şuraya bakar mısınız? Bu dalak diyoruz kıymetli arkadaşlar buna. Şuna bakar mısınız? Da şuraya. Ne diyeyim? Böyle bir lezzet yok. İnanın çok duygulandım. İnsanın, tabii ki benim marifetim değil, Allah'ın bereketi ama hani kendisinin vesile olduğu, üretmekte vesile olduğu bir şeyin yemek tadına bakmak müthiş bir şey. Bunu da alalım. Samimiyetimle söylüyorum, çok duygulandım. Ben spor yapıyorum. Çok aşırı bal tüketmiyorum. Bilinenin aksine aşırı bal tüketen biri değilim ama tüketiyorum. 3 tane evladım var. Onlar bunları çok seviyorlar. Balları çok seviyorlar. Ve biliyorum ki benim evlatlarım gibi birçok kişinin de, nasıl benim evlatlarım benim için değerliyse onların da evlatları onlar için değerli. Onlar için üretiyor olmak, onlar için bu ürünleri yapıyor olmak beni o kadar mutlu ediyor ki. Kasnağın büyüklüğünden içine sığmadı. Düşünebiliyor musunuz? Şu güzelliği. Şöyle biraz bastıracağım onu. Ama ısrarla da bu kasnağı da böyle koymak istiyorum ki hani üretici bilsin istiyorum. Tüketici bilsin istiyorum bu balın kasnaklı bal olarak üretildiğini. Yani bu şekilde üretildiğini bilsin istiyorum. Buyurun. Bunlar zaman içerisinde kıymetli arkadaşlar kristalleşecek, donacak. Donsun. Donan bal iyidir. Donsun ne olacak? Yiyin, krema gibi yiyin. Sahte değildir. Gerçek bal olduğunu delildir. Bakın sizle beraber aldık şunu. Şuna bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Sizinle beraber bunu şu an aldık. Yani inanın çok duygulanıyorum. Üretmek o kadar güzel bir şey ki. Ve bunun birilerine ulaşacağını bilmek, birilerine gideceğini bilmek o kadar müthiş duygulandırıyor ki beni. Haydi bismillah. Bunu da aldık. Bunu da koyduk. Yani anlatamam bu keyfi. Tekrar ediyorum. Ürünlerinizi arıcıdan alın. İlla ki etrafınızda arıcılar vardır. Onları bulun. Onlardan almaya çalışın. Birinci elden almaya çalışın. Çünkü onlara hayat vereceksiniz. Onlara değer vereceksiniz. Onların üretmiş olduğu bu ürünleri hep söylüyorum ama siz üretin. Kirazları da üretin. Erikleri de üretin demektir. Çünkü arı sadece bal yapmaz. Arı ürünleri sadece polendir, budur değildir. Arı ürünleri çoktur. Kiraz dahi bir arı ürünüdür. Polinasyonu sağlamakta. Evet. Gelelim buraya. Şöyle. Bunu da şöyle biraz zorlanıyorum. Maşallah maşallah. Bu da petek. Az önce gösterdiğim gibi. Şu. Ne kadar güzel. Sırlamasının bir kısmını yapmış. Ama şu an sonbahar mevsimindeyiz. Yani bu bal duru bir bal değil. Şöyle bir daha göstereceğim onu. Bunun bizler kendi mumlarımızı, yani şu kazıdığımız mumları eritiyoruz. Az önce gösterdik. Şunları eritiyoruz. Bunları eritiyoruz. Bunların balını arıya geri veriyoruz. Mumunu da mumcu firmalarına veriyoruz. Onlar döküyor, temel petek yapıyor. Temel peteği arıya takıyoruz. Arı da bunu kabartıyor. Aslında o da mum. Eğer güvenilir, parafinsiz olsun yalnız. Kabartıyor, içini bal dolduruyor. Bu da petek bal oluyor. İçerisinde teller var. Tellerini alıyoruz. Tellerini aldıktan sonra bunu ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle şahane üreticiye bal.
Ama o kadar ısrarla vurguluyorum ki, çünkü buralarda kıymetli arkadaşlar sürekli donacak bu bal. Çiçek ballarımız maalesef kristalleşir. Her bir yörenin çiçek balının kristalleşme oranı farklıdır. Yani abi bu bal şekerlendi. Şekerlenme diye bir şey yok. Kristalleşme. Şekerle beslenen bal donmaz. Tekrar ediyorum. Glikozla beslenen, şekerle beslenen bal asla donmaz kıymetli arkadaşlar. O yüzden bu balımızın kıymetini bilelim. Tekrar tekrar söylüyorum ama çok üzülüyorum çünkü üreticiden alın ballarınızı. Bakın bu da gayet güzel petek balı olacak. Şöyle biraz daha bir körük yapayım ki bizim kızlar biraz kızmaya başladılar. Daha önce bahsettik, güvenlik önemli. Ben mikrofon tabii kullanıyorum, çekim yapıyorum. Bu sebepten dolayı sevgili arkadaşlar, şu an maske takmıyorum ama maskesiz bu işlere girmeyin. Hele benim gibi sağım işine asla girmeyin maskesiz. Çünkü büyük bir risktir. Evet. Şöyle burasını da yapalım. Evet. Bunu da alalım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Kaç kilo bal çıktı? Bir kovandan kaç kilo bal çıktı? Hey maşallah. Abi varroa mücadelesinde ne yapıyorsunuz? Size yemin ediyorum. Artık bıktım. İçeriği amitraz, flümetrin olan zehirler kullanmayın. Abi ruhsatlı ilaçlar. Ya ruhsatlı ilaçlar diyorlar. Dikkat edin. Hep ruhsatlı ilaçlar, ruhsatlı ilaçlar diyorlar da hep bir marka var. Onu öne göster. Dumanla verilen. Yani aslında ruhsatlı ilaçlar kelimesi kullanılır ama 300'den fazla bilim adamı. Ben hemen hemen her videomun altına şey yapıyorum. Bitkisel ürünlere geçelim. Amitraz, flümetrin, zehir, balda kalıntı yapıyor. Abi ben bal döneminde kullanmadım. Baldan 3 ay önce kullandım. Fark etmez, bal mumunda kalıntı yapıyor. Onun içerisine seneye de bal girse o bal kalıntı oluyor. Çoluğunuza çocuğunuza yedirmeyin. Tüketici dostlarıma sesleniyorum. Yapılan en büyük hatalardan biri. Abi şeker var mı balında? Soruyor arıcıya. Bunu sormayın. Abi ne kullandın? İlaç kullandın mı? Zehir var mı bunun içinde? Bunu sorun. Zehir kullanıp benim balım doğal diyen arıcıdan da arıcı olmaz. İçerisine amitraz içerikli ilacı diyor, al diyor. Bir de kenaza batır diyor. Kenaza da batır diyor. Uyanık arıcı. Körükte yak diyor. Ver dumanı diyor. Zehir, zehir. Ertesi gün ölmeyeceksin ama 5 yıl sonra karaciğerine hastalık, ne bileyim ya, işte yediklerimizi biz bozuyoruz. Yediklerimizi insanlar bozuyor. Herkes bozuyor ki. Bizim Trakya çiftçi dünyası, çiftçi yeri kıymetli arkadaşlar. Önceden böyle değildi. Dedelerimiz öyle yapmazdı ki. Dedelerimiz tarlayı sürerken besmele çekip sürerdi. Tarlaya tohumu ekerken besmele çekip ekerdi. En güzelini, en doğalını. Amacı dönümüne 700 kilo almak değildi. En güzelini almaktı. Şimdi bakıyoruz, adam tarlayı küfür ederek sürüyor. Tohumu küfür ederek ekiyor. Bazı fırıncı dostlar çalışıyorlar ama öylesine çalışıyor. Hamuru küfür ederek karıyor. Yediklerimiz nimet olmuyor. Şifa olacağına zehir oluyor. Yazık. Biraz dertleşiyoruz ama dertleşirken arıları da fazla kızdırıyoruz. Onlar da arada beni böyle yokluyorlar. Siz fark etmiyorsunuz. Birkaç defadır öpüldük bu arada. Tabii biz alışkınız. Öpüldüğümü bile hissetmiyorum. Tatlı bir sızı oluyor ama alışılmışız. Evet. Ama böyle sizlerle hem sohbet edip hem bu balı hasadını yapmak da keyifli oluyor tabii bu arada. Devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Evet. Haydi bismillah. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bu arada ben hani bismillah her ayın başıdır. İnancım gereği de bismillah diyorum. Bundan da çok rahatsız olanlar var. Umurumda da değil. Derler yani, şey olan eşeğini ayrı bağlasın diyor. Ben hem akademik çalışmalar yapıyorum. Dinimiz, hani her dine saygım var bu arada. Her dine değer veriyorum. Yani bizim inançlarla bir sorunumuz yok ki. İnsan pekala hem inançlı olup hem de akademik çalışmalar yapabilir. Bilimi, ilimi
sanki böyle modernlikten, çağdaşlıktan farklıymış gibi gösteriyor. Hayır, tam aksine. Tam aksine. Devam edelim. Bala bakar mısınız? Bakalım kime nasip olacak bu ballar? Kim isteyecek? Nerede? Kimler yiyecek? O mana da çok hoşuma gider. Şimdi bu arılar Cenab-ı Allah'ın bir nimeti. Şimdi bunun kimin tüketeceğini bilemiyoruz. Acaba yani yazılı bu tabii ki. Kimin yiyeceği, kimin tüketeceği bu bir şekilde yazılı. Acaba kime gidecek? Düşünsene de çok keyifli bir duygu bu. Yani o kişi şu anda belki bir yerde çalışıyor. Bu balı alacak parayı kazanıyor. Farkında olmadan. O para bize gelecek. Bu bal ona gidecek. Arılar o daha bilmiyorken bile, bu videoyu izlemiyorken bile arılar daha Nisan ayında onun için bal yapmaya başladı. Meyveler onun için meyve vermeye başladı. Ya çok güzel bir duygu. İşte o duyguyu üretici olarak yaşıyor olabilmek beni mutlu ediyor. Sevgili dostlar, burada iki yere daha burada kasnak koymuşuz. Onlara da bakalım ne olacak. Ay maşallah. Bakın. Burada bir kasnak var ama kasnağın izi buraya gelmiş. Böyle. Bu da böyle. Çok da güzel olmuş. Allah Allah. Evet. Haydi bismillah. Bu hareketleri yapmak, tekrar ediyorum, riskli. Maskesiz, körüksüz kesinlikle yapmayın. Arılığınızda ilk yardım yöntemlerini bulundurun. İlk yardım videomuz var. Onu izleyin. Birkaç hafta önce atmıştık. Çok önemli bir video. Bunu da alalım. Tahminime göre yaklaşık bir 10 buradan alsak, 4 de buradan aldık, 14. İkişer kilo olsa 28 kilo. Yaklaşık 28 kilo bu koloniden bal aldık kıymetli arkadaşlar. Tabii bunlar hep sizlerin bereketi. Burada buna yapıştırmış. Biraz kasnak buraya denk gelmiş. Evet, ayıramayacağım bunu ama size de göstermek istiyorum yaptığımız hatayı da. Bakın şöyle kasnak burada buna değince, evet, şöyle diğer peteğe bulaşmış. Evet, bu da zarar görmüş. Bu yarım. Bu da zaten yarım. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu ben şimdi silkeleyeceğim. Arıya vermeyeceğim. Bunu seneye, kısmetse, koloniye geri vereceğiz. Devam edecek o kaldığı işleme. Yani bunu tamamlamaya devam edecek. Şöyle, bu biraz düşebilir, biraz riskli görüyorum ama. Evet. Bana da kızıyorlar. Haklılar da. Nereden geldi bu adam yine? Ne güzel yoktu. Van'a mı gitmişti? Nereye gitmişti? Sağa sola gitmişti. Yine aldık başımıza belayı diyorlar. Evet. Ben onları çok seviyorum. Ben onlara kovanları açarken bile onlardan izin istiyorum sevgili arkadaşlar. Hep dökülüyor. Şöyle. Onu bu tarafa yaslayacağım. Şöyle yaslayacağım ki hani petek düşmesin. Baharda verirken onu tekrar vereceğiz. Evet. Böyle arada ballar da kaldı. Bakalım. Daha devam ediyoruz. Bizim prensesler neler yapmış. Oh oh oh. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Evet. Esmer petek. Ben esmer peteği çok seviyorum. Makedonya'da babaannem, biz aynı zamanda Rumeli göçmeniyiz. Çok seneler evvelinden gelinmiş. Makedonya'da, bizim Trakya'da sepet arıcılığı yapılır. Bu arada bakın sarıcı arılar da geliyor. Onları şöyle koloniye fazla yaklaştırmamak lazım. Kokuyu aldıkları zaman o koloniyi bitirirler. Makedonya'da sepet arıcılığı yapılır. Daha çok eskiler, babaannem, aynı zamanda annem iyi bir arıcıdır. Bahsetmiştim daha önce. Dedelerim iyi bir arıcıdır. Dedemi görmek bana nasip olmadı. Ama sağ olsun namı büyük. Dedemin babası da kıymetli arkadaşlar arıcı. Dedemin babası. Hatta o dönemde soyadı kanunu yok. Soyadı kanunu yokken Balcı Mahmut derlermiş. Bakın bunu buraya koyacağım ama sanki şu burada böyle ona zedeleyecek. Biraz üzülüyorum. Evet. Neyse koyduk.
arada. Bunu artık kapatacağım. Bunun kesim işlemi yapılacak. Bayağı da bir ağır oldu. Kesim işlemi az önce gösterdiğim yapılacak. Balcı Mahmut derlermiş. Rumeli'de sepet arıcılığında esmer petekler olur genelde. Mesela babaannem de çok severdi, Allah rahmet etsin. Esmer petek oğlum bana getir derdi. Sepetlerin böyle altından. Ben de esmer peteği çok severim. Sarı, siyah, kara peteği severim. Onun aroması biraz serttir. Yerken biraz daha böyle, hani bazı arıcılar var, tüketiciler var. Abi öyle bir yiyoruz ki ağzımıza atıyoruz. Kalmıyor ağzımızda mum diyorlar. Çok yoğun şekerle beslenirse kalmaz. Dolapta bekletirseniz de kalmaz, donar. Mumun maddesinden kaynaklı ama esmer petekte kalır. Ekmekle yutarsınız. Ağızda bir aroması olur onun böyle. Tatlı bir aroması olur. Esmer peteğin kıymetli arkadaşlar, arı bile esmer petek varsa esmer peteğin balını biraz daha bile farklı nektarlardan, fruktoz miktarı yüksek olan nektarlardan getiriyor. Daha koyu. Örneğin size şöyle anlatacağım. Biz Çambalı'na da gidiyoruz. Saras Körfezi, Göçetepe'ye. Kıymetli meslektaşlarım zaten bilirler. Sarı petekle giderseniz avucunuzu yalarsınız. Çambalı'na meslektaşlarım bilir, sarı petekle gidilmez. Esmer petekle gidilir. Esmer peteğe bal yapıyor. Bahardan çıkma mis gibi sarı peteği koyuyorsunuz, bal yapmıyor mübarek hayvan. İlla esmer petek istiyor. Çambalı'nın salgısına, yani bazen florada nektara göre hareket ediyor. İlginç bir durum. Sohbet ediyoruz bu arada. Onları da ihmal etmeyeyim. Vakit de ilerliyor. Evet. Şöyle bakalım. Bu da az önce bahsettiğim gibi. Yani ne dedik az önce? 14-28 kilo dedik. Düşelim 2-4. Yani 24 kiloda anlaşalım. Çünkü bunu da almayacağız. Bakın bunda da bal var. Ama bunları almayacağım. Bunları seneye, koloniye tekrar geri vereceğiz. Bunları arı tamamlayacak. İçerisine bal koyacak. Ondan sonra bakalım seneye kimlere kısmet olacak? Bize, hepimize. Yani Nuri abimize, Ahmet abimize, Mehmet abimize. Bakalım kimlere nasip olacak? Allah ömür verirse tabii ki. Arıcılık keyifli bir iş. Güzel bir iş. Onlarla anlaşabilmek, onlarla aynı dili konuşabilmek o kadar güzel bir duygu ki. Balınızda ilaç kalıntısı olmasın. Balınıza ilaç uygulamayın. En doğal balı siz üretmeye çalışın. Boşverin. Millet amitraz koysun. Boşverin. Millet onu yapsın, bunu yapsın. Sevgili arkadaşlar, size bir ipucu vereceğim. O da şu. Markası ne olursa olsun. Hiç önemli değil. Arıyı ne zaman hızlı bir müdahale yaptığımız zaman, arıyı üzdük, arıya strese soktuk. Şu an arı hem mutlu hem de stresli. Neden mutlu biliyor musunuz? Çünkü fazla peteklerini aldık, tıraş ettik onu. Koyun gibi düşünün. Artık kolonideki, içerideki ısıyı, koloni ısısını yükseltecek. Koloni ısısını çok güzel bir şekilde dengeleyecek. Hani koloniyi hafiflettik. Ve stres yapar yapmaz da ona muhakkak ki bir kek koyuyoruz. Şöyle. Çünkü ne zaman sert bir müdahale yaparsak, bana soruyorlar abi kekin markası falan. Yok hayır arkadaşlar, hiç önemli değil. Ben hemen hemen her keki uyguluyorum. Ama bu iş için en güzel olanı da sizin kendi yaptığınızdır. Kendi ürettiğiniz kektir. Balla pudra şekerini karıştırarak yaptığınız kektir bu iş için en doğru olanı. Evet, bunları da silkeledik. Evet, şimdi çuvalımızı da örtelim. Yine aromatik bitkilerden oluşan, sevgili arkadaşlar, varroa mücadelesini de yapacağız. Sonbahar bakım şeklinde. Şu an için tabii bunu bu şekilde kapatıyoruz. Evet, sağda solda ziyan olmasın. Artıkları. Bu arada bizim kızlar da bana da biraz kafayı taktı. İşin bitimine yakın. Evet, sorun değil. Bazen saçımda maçımda hissediyorum. Tabii saçımız da uzun olunca içine de giriyorlar bazen. Onlarla böyle vuvuldaşıyoruz ama kafaya takmak lazım. Tekrar edelim. Bal hasadımız
Bütün arıcıların bereketli olsun. Tüketicilere de sesleniyorum. Son bir kez. Balınızı her zaman üreticiden alın. Arıcıdan alın. Hem siz kazanacaksınız emin olun. Hem de arıcı kazanacak. Şimdi ballarımızı aldık. Bunları taşıyacağız. Kesimini yapacağız. İsteyen dostlarımıza, isteyen arkadaşlarımıza bunları bir şekilde ulaştıracağız. Şimdi hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda YouTube kovanı çok seviliyor. Bizim çalışma yaptığımız bir kovan. Onu da yayınlamalarına devam edeceğiz. Sonbahar bakımlarına devam edeceğiz. Bütün bakımlara devam edeceğiz. Ama arılarla ilgili bir videomuz olsun abi. Şöyle bir sohbet edelim. Senin sohbetini de özledik. Sohbet eşliğinde bir bal hasadı nasıl yaparız diye bazı soranlar olmuştu. Bu arada bakın hani ilk aldığımız petek vardı. Onu da bir an önce buradan alalım. Şöyle. Ne demiştik bu petek için? Hani yapılmaz, edilmez. Arılara verilebilir, kesilmez. O yüzden bunu da şimdi koyacağız. Böyle. Değmeyecek çünkü. Ancak belki arılara verebiliriz. Onu da böyle koyalım. Saklama kapları var bu şekilde. Petekleri koyduğunuz. Bunlardan illa temin edin. O kadar pratik ki. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalınız.